Sansürsüz Futbol'da yayınımız devam ediyor. Şimdi biraz da transfer konuşacağız tabii. Öncelikle hatırlatayım, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Beğeniler bizi üst sıralara taşıyor YouTube'da. Kaç puan var liderler aranda? Genelde birinci oluyoruz. Hep en üstte oluyoruz. Yani mesela Fenerbahçe transfer yazılınca Sansürsüz Futbol çıkıyor. Aa, güzel. Birinci sırada çıkıyoruz genelde. Bu açıdan da hani zaten o beğeniler sayesinde oluyor, biliyor musun? O bizim hakikaten çok sadık bir kitlemiz var böyle. Çok bağlılar. Fenerbahçe taraftarı çok değişik bir taraftar. Hakikaten. Öyle bu arada. Evet. Çok vefakar bir taraftar. Ya çok farklı bir kesim. Ben teşekkür ederim onlara gerçekten. Ben bazen duygulanıyorum, biliyor musunuz? Yayınlarda yüzlerce yorum geliyor. Okurken vallahi gözlerim yaşarıyor. Yani çok... o kadar mükemmel bir şey ki yani. Abi canımızı iste, canımızı verelim diyorlar. Yani para gönderelim sana diyorlar. Acayip bir şey ya. Fenerbahçe'nin gücü, taraftarının gücü inanılmaz. Zaten... Yani ben Fenerbahçe muhabiri olmadan önce hiç bunu anlamıyormuşum ya, onu anladım yani. Bu mesleği yaptığımda anladım. Çok acayip bir güç yani. Fenerbahçe'ler yani, başka bir şey. Kendimi öyle bir güçlü hissediyorum ki onlar sayesinde. Öyle dünyaya sanki meydan okuyabilirmişim gibi geliyor. Anlatabiliyor muyum? Millet diyordur, lan kime güveniyor? Valla kimseye güvenmiyorum. Yani valla güvenmiyorum. Ama Fenerbahçe taraftarına güveniyorum. Çok vefakar bir taraftar. Şimdi biraz transfer konuşalım. Yani bu limit arttırma falan filan derken yani bence bir dümen çevirdiler Onurcuğum. Yani sen tabii öğretmen çocuğu olarak çok benim gibi konuşmuyorsun. Benim babam tüccardı, Allah rahmet eylesin. Ben biraz daha rahatım bu konularda. Sen daha ihtiyatlısın. Bence bir dümen çevirdiler. Orada transfer yapmaması için her şeyi yaptılar Fenerbahçe'nin. Ama transfer deyince ben son zamanlarda aklıma Yağız Sabuncuoğlu geliyor. Senin geldi, yetiştirdin mi eleman? Getirdin mi? Bakayım. Yağız oradaymış. Yağız gel bakalım buraya. İnanılmaz Yağız... oyunculuğuyla Ahmet Başkan'da, Oscar'da. Ahmet abi. Ya sen burada mıydın? Buradaydım abi. Size Yağız sürprizi yaptık burada. Yağız transfer edince benim aklıma son zamanlarda Yağız geliyor. Çok başarılı. Teşekkür ederim. Abi. Önce bir. Bugün galiba bir haber verdim, bu Yusuf Mert şeye gitmiş, Warzone'a gitmiş. Bir detaylarını bir anlat bakalım. Warzone'a gitti. Çok potansiyel. Onu da yanlış söyledim. Warzone dedim değil mi? Yanlış söylüyorum abi. Warzone'a gitmiş. Çok potansiyelli bir oyuncu. Ben uzun süredir takip ediyorum. Sol ayaklı. Sol ayaklı. Deri ağzında da izledim ve uzun senelerdir Fenerbahçe hep bir santrfor arıyor ya, bir Semih'ini arıyor. Evet. Aslında ona yakınken şu anda haklı olarak Fenerbahçe'nin artık şampiyon olması da lazım. Bundan dolayı da çok fazla bir genç oyuncuyu oynatma, genç oyuncuyu kazanma, işte ona güvenme. Tam böyle bence şu an normal ortam yok. Onu söyleyebiliriz Fenerbahçe özelinde. O hoca da öyle söylüyor. Hoca da aynılarını söylüyor. Ki haklı gibi de duruyor yani, onu söyleyebiliriz. Şimdi Portekiz'e gitti Merih gibi. Herkes Merih yazmış hatta, haber altını okudum az önce. Sözleşmesi ama bu sefer farklı. Bir bedelsiz gitme durumu var fakat %50-50 bonservisi ayrılmış durumda. %50'si Warzim'de, biz oynatacağız diyorlar onlar. O zaman %50'sini bize verin. %50'si de Fenerbahçe'de kalsın diyorlar. Bu şekilde anlaşma tamamlanıyor. Geri alma maddesi var mı? Geri alma maddesi de var. O da 350 bin euro. Hayır. Bu da Ali Koç döneminde en baştan bu yana yapılan genç transferlerin çoğunda var. Hatta hepsinde var yanlış hatırlamıyorsam. Benim en çok mutlu olduğum ismi söyleyeyim mi sana? Söyle abi. Burak, şeydeki Burak, Vizyon Stoper'i sol ayakla. Çok son haftalarda oynadı. Da oynuyor. Tabii Oğuz Kağan da oynuyor. Mesela Rize'ye verilen oyunculardan Barış bekleneni veremese de. Tarık'tan da Burak'tan da çok umutlular. Ben ilk yarıda Tarık'ı Galatasaray stadında, Türk Telekom stadında Galatasaray'ın oynadıkları lig maçında izledim. Hatta sonradan girdi yanlış hatırlamıyorsam. Gökhan sakatlandı. Çok iyi bir performans çıkardı. Son maçta da, kupa maçında da yine Galatasaray-Rize maçında stadyumdaydım. Orada da Burak'ı izledim. Yani hani abartıyorsun diyenler olabilir ama evet. Falcao ile birebir oynadı. Evet. Sol stoper oynatıyor. İsmail Hoca da çok iyi tanıyor hepsini zaten. Onun tabii, da tabii. Hani büyük İsmail etkisi var oynamasında. Ama bu da Fenerbahçe'deyken de zaten geleceğin Fenerbahçe kalecisi Tarık olacak diyorlardı. Evet. Sonra işte Volkan süreci bilmem ne falan derken o formu yani olmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Benim şahsi fikrim, burada dengeler acayip önemli. Yani kulüp içinde, takım içinde dengeler. Şimdi Ersun Hoca bize bir şey anlatmıştı. Belki sen o toplantıya gelmiştin. Ya demişti ki ben şimdi Abdülşu, Abdülkadir Ömür falan... Evet. Nasıl oynatacaktım işte, Mehmet Ekici vardı orada demişti. Yani ben onların gitmesini bekledim. Çünkü o takım içi dengeleri için ben gençleri oynatamazdım demişti. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Şimdi o takım içi dengeler çok önemli bir şey. Yani Ersun Hoca gibi hocalar bu şekilde bakıyor. Tabii Alman teknik adam ya da başka bir şey. Onlar o dengelere bakmıyor. Oradaki kültür çok farklı. Türkiye'de farklı bir kültür mesela var. Mesela şey de söylemişti. Bana aynı toplantıda çok enteresandır. 50. yıldı yanlış hatırlamıyorsam Trabzonspor'un başında. Evet. 50 mi 60 mı tam net hatırlamıyorum şimdi, yalan 50. olmasın. 50. senesinde.
İlk başta biz genç oyuncuları kazanacağız. Trabzonspor'un o dönemki yönetiminin isteği o şekilde olmuş. Ersun Hoca söylemişti bunları bize toplantıda. Biz işte genç oyuncuları kazanalım. Bugünün Trabzon'un aslında o gün istediklerini söylemişler. İşte Trabzon'dan çıkan çocuklar. Onlarla bu eski Trabzon ruhunu yakalayalım dediler. İki hafta sonra bir geldiler. 50. yılımızda sizden şampiyonluk bekliyoruz hocam dediler. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık demişti Ersun Hoca o muhabir toplantısında. Yine bugün aynı şekilde aslında Fenerbahçe'ye de bakıyorsun. Fenerbahçe de şampiyonluğa oynuyor. Genç oyuncu oynatmak zor. Yok. Bizim ülkemizin dinamikleri buna uygun değil hocam, şu an için. Hocam bu ortama sokmak istemiyorum diyor. Haklı da topçuda. Bence bu şekilde. Şimdi mesela genç Yusuf'u oynattı diyelim. Bir tane gol kaçırdı. Forvet gol kaçırır. Şeyde kaçırıyor Muriç'te. Son Başakşehir maçında 5 tane gol kaçırdı. Şimdi o isminin güçlü olması o kaçırdığı gollere şey yapıyor, göz ardı ettirmesini sağlıyor. Yusuf, Mert, Tunç bir pozisyona girsin, bir gol kaçırsın. Hemen bu da faşa derler. Ya bunu nasıl oynatıyorsun kardeşim? Şampiyonluğa gidiyoruz. Sen genç oyuncu kazanmaya çalışıyorsun. Oynatsana Mevlüt'ü. Mevlüt dururken orada nasıl Yusuf, Mert, Tunç'u oynatırsın diye adamı yerden yere vururlar. Şimdi hakikaten ben burada ortam diyorum. Yani futbol ortamımız bir garip. Alper gidiyor mu? Vallahi şöyle ilk haberde biz Alper yapmıştık. Potik gitti. Şimdi mi? Ben de burada şey yapayım mı? Kanıtı. Ürün yerleştirme. İlk haber Glo. Yapıştık diye. Bir reklam izlediniz. Küçük bir reklam yapalım. Neyse mevzu şu. Alper, Mehmet Ekici nasıl devre dışı kaldı bir önceki dönemde? Evet. Şimdi devre dışı kalması beklenen oyuncu Alper. Rizespor'la anlaşıyor. Evet. Fenerbahçe. Alper anlaştıktan sonra haberi oluyor. Sonra gider misin diyorlar Alper'e. Alper'in de açıkçası şöyle bir durumu var takımda. Zor günler geçiriyor. Alper'i yakından tanıyanlar bilir. Babası zaten bir hastalıkla uğraşıyor şu anda. Buradan da geçmiş olsun diyelim. Çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. Şöyle bir düşüncesi var açık. Yani benim anladığım hani bizzat bana söylediği gibi demeyeyim ama onun düşünce yapısı şu. Çok da aslında haksız olduğunu düşünmüyorum. Onu da söyleyebiliriz buradan. Ben indirim yaptım sözleşmemde diyor. Evet. Bence bu dünya genelinde ben hiç hatırlamıyorum böyle. Bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz? Sözleşmesi var devam eder. Sözleşme var devam eder. Bunu yaptım. Yaptıktan 10 gün sonra mesela kendine takım bul demişler Alper'e kulüp içinde. Bu da üzüyor. Alper de duygusal bir durum. Evet. Haklı olarak üzülmüş duruma. Şimdi de yine öyle bir durum var. Alper tarafı da yani herkes kendini düşünmek zorunda. Bu transfer işinde böyledir. Yani işte kulüp kendini düşünmek zorunda haklı olarak. Çünkü Alper'i göndereceğiz. Maaş düşecek. Yeni oyuncu alacağız diyorlar. O Fenerbahçe kendine göre haklı. Ersun Hoca aynı şekilde 28 kişilik kadrosu var. Kadroyu en işine yarayacak oyunculardan kurmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kararlarına her türlü saygı duymak zorundayız. Nasıl ilk dönem Mehmet Ekici'yi bıraktıysa. Şimdi kimi bırakacak göreceğiz. Alper'e bakıyorsun o da artık diyor ben kariyerimin yavaş yavaş olgunluk dönemine geçmek üzere yani artık. Çünkü dünyada futbol aşağılara indi artık. İşte 18 yaşında falan işte Joao Felix mesela en yakın örneği. O da kendi kariyerini düşünmek zorunda. Ki bugünün şartlarında da Alper'in bonservisinde olsa bence çoğu Süper Lig takımı ilgilenir diye düşünüyorum. Alper yetenekli bir çocuk zaten de. Alper'i ben şuradan eleştireyim. Ben de hani onun bir abisi olarak mı diyeyim, hani bir gazeteci olarak mı diyeyim. Şimdi Alper bana tabii çok sayıda ihbar geliyordu. Yani bundan yıllar önce ben Hürriyet'te yayın yapıyordum. Mesajlar geliyor. Abi Alper'i sürekli Romanya uçağında görüyoruz. Her izin gününde Romanya'ya gidiyor. Orada inşaat işine girmişti mesela. Maalesef. Her İzmir'de uçağa biniyordu, Romanya'ya gidiyordu. İşte ne bileyim restoranı var Ataşehir'de. Ne bileyim başka işleri var. Yani bir futbolcu futbol devam ederken başka işler yaptığı zaman çünkü zaten profesyonel bir meslek. Ben gazeteciyim. Gazetecisin. Aynı zamanda bir tane bakkalın olsa gazeteciliği bu kadar iyi yapabilir misin? Ne olmasın canım ne? Niye? Çünkü ya aklın %50'si orada olur. Tamam. İşler iyi mi bugün? İşte pirinç bitti mi? Falan filan yani atıyorum tamamen ekstrem bir örnek veriyorum ki hani insanlar iyi anlasın. Yani çünkü bir işe konsantre olmak çok farklı bir şey. Birden fazla işe konsantre olmak çok farklı bir şey. Artık futbolcuların etrafında çok böyle yani onların parasından pulundan fayda almak isteyen bir sürü insan var. İyi para kazanıyorlar yani Türkiye koşullarında. Onlar kadar iyi para kazanan yok. Büyük iş adamları dahi evet. Yılda 2 milyon euro kazanmıyor. Ama bir dezavantajı oldu Alper'in. İşte çok magazinde yer aldı ve insanlar onu şöyle zannettiler. Alper sürekli lay lay lom gülüp eğleniyor. İşte sevgilisi var. Orada gece hayatında, alemlerde böyle artık futbolda bıraktı. Fenerbahçe'den sadece parasını alıp yatıyor gibi düşünüyorlar. O şekilde değil anladım. Benim bildiğim Alper'in ailevi de işte Yağız'ın bahsettiği
problemli bir dönemi oldu. Bazı böyle problemli dönemlerde özellikle ailede bazı hastalık bir durumu olduğunda insanın bazı şeyleri konsantre olması çok kolay olmuyor. Senin dediğin bu arada yani geçen sene için ben aynı son şey... 3-4 yıldan bahsediyorum bu arada. Hani evet, geçen yıldan da bahsetmiyorum. Ondan önceki yıllardan bahsediyorum. Evet yani Alper'i buraya getiren dönem o ama şu anda içinde bulunduğumuz dönem o değil. Tabii. Değil mi? Tabii. Bu şu anki burada. Bambaşka bir durum şu var. Şu an bambaşka bir durum var ve Alper de bunun farkında olarak... Kardeşim ben bu şeyi yapamadım. Fenerbahçe'ye bu katkıyı veremedim. O yüzden paramın işte %40'ını mı indirdi öyle bir şey. Ben o zaman o parayı istemiyorum dedi. Evet. Fenerbahçe'de kalmak için yaptı bunu. Çünkü zaten istese kalabilirdi. Şimdi... Ama şimdi geldiği durumda sen sözleşmesini indirdikten sonra hayır seni zorla göndereceğiz de gelirse durum geldi mi gelmedi mi şu an göreceğiz gündem gösterecek bize. Ama öyle olursa da bu da hoş olmaz yani. Yani Bosman kuralları da bu yüzden çıktı zaten. Yani futbolcuları da yani tamam çok para kazanıyorlar kabul. Ama belli bir karşılığı var sonuçta bunun. Ve yani bunları da köle gibi davranmamak lazım. Alper'de Fenerbahçe taraftan tepkisini de çok anlayabiliyorum. O da diyor ki Alper giderse kulüp para kazanacak. Alper'den katkı alamadık. Taraftarın yani küfür edenler haricindekileri, düzgün eleştirileri... çok haklı karşılıyorum. Ama şey yani iki tarafın da kendine göre haklı olduğu noktalar var. Yani çok keskin bakmamak lazım bu duruma. Şimdi benim aklıma Van der Vel geliyor. Yani hani böyle kötü karakter olarak hani paramı alırım. Bana ne kardeşim gerisi beni ilgilendirmez diyen Van der Vel. Van der Vel deyince de aklıma sen geliyorsun. Van der Vel'in yapısı biraz daha farklıydı. O tamamen artık kız arkadaşına entegre olmuştu. Ve çok da İçine kapanık bir yapısı var. Yani o çok bir şeyleri sahiplenecek biri değil Van der Vel. Bu dava benim davam. Hadi takımı şampiyon yapmalıyız deyip masa yumruğunu vuracak birisi değil. Ama müthiş bir yetenekli onu söyleyeyim ya. Çok müthiş yetenekli. Müthiş ama şeye gelir, soyunma odasına gelir maçtan sonra. Telefonunu kim aramış? Mesaj gelmiş. Mesajı cevap vereyim. Twitter'da ne yazmışlar? Kendisiyle alakalı değil yani. Genel ne yazmışlar? Onlara bakar soyunma odasında. Ondan sonra da soyunma odasında Kaptan Volkan da bununla kavga eder yani tabii. Bundan dolayı. Tabii. Sen biz yenilmişiz burada soyunma odasında umursamıyorsunlar. Tabii. Alper'in durumu tam öyle değil. Alper'in kafası dağınık birçok şeyden dolayı. Van der Vel'in transferiyle ilgili bir anımı anlatayım hemen. Böyle ana işlerini seviyorum ben. Şimdi Van der Vel ismini ilk ben yakaladım gazeteci olarak tamam mı? Herkes şey Montoya bittim Barcelona'da Montoya. Montoya dedi. Heh bravo. Fenerbahçe'ye gelecek yazıyor tamam mı? Herkes bitti zannediyor Montoya. Ben Van der Vel'i biliyordum. Ama bir yönetici vardı o dönem. Aradım dedim siz ne alacaksınız dedim. Klasik 10 saniye duraksarlar tamam mı? Oradan anlarım zaten 10 saniye duraksayınca doğru olduğunu çözerim. Alacağız ama dedi. Yazarsan alamayız dedi. Nasıl dedim? Dedi ki menajeri değişecek ayın 1'inde. İşte Haziran ayıydı bu. 1 Temmuz'da yeni menajere geçecek. O menajeri değiştikten sonra dedi biz o işi bitireceğiz dedi. Sen ne arayacağım yazma dedi ne olur dedi. Tamam ben de bir tweet attım. Herkes dedim Montoya'yı şey yapacak ama Fenerbahçe başkasını alacak dedim. Hakikaten de aldı ve ilk ben yazdım bu arada. Hani ilk bölümde anlattık ya transferde bekleme. İlk ben yazdım böyle bir anı olmuştu. Bazen yazmamak gerekebiliyor hakikaten. Hani bu sansürlemek değil. Bu hani olsun diye bazen. Çünkü haberin de doğru çıkması lazım. Yaz